üzerine söz aldım. Bu vesileyle genel kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen sevgili yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, hukukun olmadığı bir yerde diplomasi forumundan bahsetmek aslında tuhaf, ancak bizim gibi ülkelerde olur. Bakın, hukukun araçsallaştırıldığı, kolluğun araçsallaştırıldığı bir örnekle ne demek istediğimi ifade etmeye çalışacağım. Şimdi AKP-MHP ittifakı, Cumhur İttifakı işin doğrusu seçim 2023'ü hayati görüyor ve dolayısıyla bu konuda her şeyi mübah görüyor. Kolluğu ve hukuku araçsallaştırarak siyasi rakiplerini kendince bertaraf etmeye, zayıf düşürmeye çalışıyor. Bakın, Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik, partimize yönelik kapatma davası, Kobani Kumpas davası ve daha sonrasında işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'na yönelik ahmak ifadesinden sonuç almak istemeye çalışması ve bitmedi, sıra şimdi bizim bileşen partilerimize kadar indi değerli arkadaşlar. Bakın, 23 Aralık'ta, yani geçen yıl yılbaşına bir hafta kala, bir siyasal partiyle ilgili aslında soruşturma ve kovuşturmayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yürütmesi gerekirken bir il savcılığının emriyle Ankara Genel Merkez binası dahil olmak üzere Diyarbakır İrtibat Bürosu ve 10 ildeki il binalarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Ve Yargıtay'da gık çıkmadı, benim yetkimi nasıl gasp edersin diye bir tek şey duymadık. Ve bakın, o kadar hukuksuzdu ki bölgedeki neredeyse Demokratik Bölgeler Partisi'nin bölgedeki tüm il eş başkanları ve eş genel başkanı Sayın Keskin Bayındır gözaltına alındı. Bakın, gözaltına alınanlar Diyarbakır İl Eş Başkanları Sevil Gülmez, Hayrettin Altun, Batman İl Eş Başkanları Burhan Eğlenti, Rukiye Onat Gönül, Urfa Eş Başkanları Rabia Aslan, Hidayet Elmek, Gaziantep İl Eş Başkanları Ethem Ünal, Zeliha Aslan, Şırnak İl Eş Başkanı Zeki İrmez, Mardin İl Eş Başkanları Şerafettin Aslan, Süreyya Dündar, Ağrı İl Eş Başkanı Melik Özmüş, Van İl Eş Başkanları Şengül Polat, Harun Okay ve daha birçok kişi gözaltına alındı. Şimdi bu kadar büyük operasyonda sanırsınız ki çok ciddi bulgular var. Gözaltına alınan eş başkan ve il eş başkanları gözaltında ifade vermediler. Savcılığa çıkıldığında bakın sorulan sorular: neden mitinge katıldınız? Niye röportaj verdiniz? Niye basın açıklaması yaptınız? Niye STK'ları ziyaret ettiniz? Şimdi bir il eş başkanına veya bir eş genel başkana ya bu sorular sorulabilecek sorular mı? Değil. Ama AKP-MHP bir algı yaratarak sanki çok ciddi bir sorun varmış gibi siyasi rakiplerini, kolluğu ve polisi devreye sokarak zora sokmak istiyorlar. Ve bunun neticesinde bakın, İl Eş Başkanı, Diyarbakır İl Eş Başkanı Hayrettin Altun ve eş genel başkan Keskin Bayındır tutuklandı arkadaşlar. Diğer il eş başkanları bırakıldı çünkü dosya bomboştu. Şimdi hukukun bu kadar araçsallaştırıldığı, bu kadar ayaklar altına alındığı ve çıkar için kullanıldığı bir hukuk devletinde işte biz Antalya Diplomasi Forumu'nu konuşuyoruz. Geçin bunları. Ama ne yaparsanız yapın, eş genel başkan Sayın Keskin Bayındır, buradan selamlarımı yolluyorum. Zafer işaretiyle hiçbir Kürt'ün size boyun eğmeyeceğini, karşınızda korkan, boyun eğen, diz çöken birini bulamayacağını işte zafer işaretiyle gösterdi size. Zafer işaretiyle size boyun eğmeyeceğimizi işaret etti. Ne yaparsanız yapın, hangi oyunlarla oynarsanız oynayın. Tamamlıyor. Yapılan hilelerle
seçim hileleriyle iktidarını devam ettirmeniz mümkün değil. Yıpranıyorsunuz, gideceksiniz. Kaybedeceksiniz, bundan emin olun. Çünkü hukuku ayaklar altına almışsınız. Hak, adalet, hukuk denilen kavramlar sizin cenahta çıkara dönüşmüş. Çıkarımız varsa biz hak, hukuk, adalet kelimelerini ayak altına alıyoruz diyorsunuz. Şimdi onun için hiç bırakın onu. Türkiye'nin çıkarı yok bunlar. Türkiye'yi ne hale getirdiğinizi, dünyada hukuksuzluk yapan devletlerin başında geldiğini siz bunu yarattınız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayarak hukuku nasıl ayaklar altına aldığınızı siz bu hale getirdiniz. Avrupa Konseyi'nde inceleme altındasınız. Bunu biliyorsunuz. Onun için bu hukuksuzlukta Türkiye'nin çıkarı yoktur. Bu hukuksuzluk teşekkür ama ediyorum Sayın Tohru. Bitiriyorum Sayın Başkan. Ama ne yaparsanız yapın, emin olun biz zafere gidiyoruz. Kazanan Türk halkının mücadelesi olacak. Kazanan Halkların Demokratik Partisi, Bileşenleri, Emek ve Özgürlük Bloku olacak. Bunu da kısa zamanda göstereceğiz. Önergeyi oylarınıza sunarım. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşmekte olan Antalya